Bu kürsüden defalarca 128 milyar dolar ne oldu diye sordum. 128 milyar doları kimlere sattınız diye sordum. 128 milyar doları hangi kurdan sattınız diye sordum. 128 milyar doları satanların o kararı verenlerin kimler olduğunu sordum. Kimlerin imzası var onun altında sordum. Defalarca her yerde sordu. Birisi para kaybolmadı. Para el değiştirdi diyor. E para zaten el değiştirdi. Durmuş Yılmaz İyi Parti'nin eski Merke Merkez Bankası Başkanı saygın bir isim. Diyor ki elbette para el değiştirdi. Hızır, hırsız da bir şeyi çalarsa e, mal el değiştirmiş oluyor. Ben sana zaten bunu soruyorum. El değiştirdi de nereye gitti? Kime gitti bu? Kim vurgunu vurdu? Milyarları kim götürdü? Milyarları kim götürdü? Bunu niye soruyorum değerli arkadaşlarım? Şimdi bakın Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri böyle tablolar halinde yapar kendi internet sitesinde yayınlardı. Biz de bak bakır vatandaş. Ekonomiyle ilgilenenler, dolarla dövizle ilgilenenler, kuru kambiyo rejimiyle ilgilenenler Merkez Bankası'nın internet sitesine girer, tablolara bakarlardı. Buna benzer çok sayıda tablo var. Burada da var. Hangi tarihte, kaç liradan çıkmış, kim ne kadar fiyat vermiş, hangi bankaya, kişiye, kuruma satılmışsa bunların listesi vardı. Şimdi bu liste yok. Sorumuz da zaten buradan kaynaklanıyor. Listeyi niye gizliyorsunuz? Neden gizliyorsunuz? Kime sağladınız bu büyük avantajları? Sen mi yoksa damadın mı bu işi halletti? Damat kime verdi sen kime talimat verdin? Bir liradan söz etmiyorum. Bir milyondan söz etmiyorum. Bir milyardan söz etmiyorum. 100 milyardan söz etmiyorum. 128 milyar Türk lirasından söz etmiyorum. 128 milyar Amerikan dolarından söz ediyorum. Ne oldu bu para? Tık yok. Bir daha sorduk, tık yok. Önce veznede duruyor, kasada duruyor dedi. Sonra pandemide kullandık dedi. Hepsi falan var. Yalan söylüyorlar, yalan. Yalan söylüyorlar. Sıkışınca yalana sarılıyorlar. Tabii dua edelim yani. 128 milyar dolar nerede diye sorduk. Bunlar darbeci diye bizi suçlamadı. Bakalım yarın suçlayacak herhalde. Bunlar darbeci diyecek. Darbecilerle beraber 128 milyar doları soruyor diye. Yani. Değerli arkadaşlarım bu kadar pişkin, halktan bu kadar kopuk, bu kadar para sevdalısı, Yandaşı bu kadar zengin eden dünyada başka bir iktidar görülmemiştir. Sorular karşısında ezilip büzülen, cevap veremeyen ama yeri geldiğinde böbürlenen, kibirlenen bir yapıyla karşı karşıyayız. Ağrıma giden de bu. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Ne sanıyorsun sen kendini? Bu milletin hakkını, hukukunu koruman gerekirken bu milletin hakkını hukukunu pazarlıyorsun sen. Bunun hakkını hukukunu sormak zorundayız. Beraber sormak zorundayız. Birlikte sormak zorundayız. Değerli arkadaşlarım. Dedi ki cevap vermiyor. Billboardları kilalayalım oraya asalım. Millet görsün. Nerede diyor. Yani? Vay efendim neymiş? Cumhurbaşkanlığı hakaretmiş. Neymiş? Arkasında efendim sarayın silüeti varmış. Ya soru sormak ne zamandan beri hakaret oldu? Bu neyi kanıtlıyor? 20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı budur. Bir darbe dönemi yaşıyoruz. En temel kanıtı budur. Bana soru bile soramazsınız diyor. Kibre bak ya. Kibre bak ya. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Ne demek bana soru soramazsın? Bal gibi soracağım ve sen de bal gibi cevap vereceksin. Yoksa sandıkta soracağız bunu. Sandıkta soracağım. Cevap vermezsen, cevap vermezsen aldığın her oy haramdır. Her oy haramdır. Bakın Ramazan günüdür söylüyorum. Ben. Ramazan'ın birinci günü söylüyorum. Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumak zorundayız. Savcı hemen harekete geçmiş. Kararlar da geldi. Efendim neymiş? Çok gecikmesinde sakınca bulunduğu için mahkeme kararına bile gerek yok derhal indirin. Lafa bak Allah aşkına. Şu devletin nasıl hızlı çalıştığına bak. Saray olunca her şey süratle gerçekleşiyor. Peki işsizler? Onlara da aynı hızda iş buluyor musun? Aynı hızla yoksulların derdine çare oldun mu? Aynı hızla gidip patatesleri, soğanları depolardan aldın mı? Dilimizde tüy bitti söyleye söyleye sonunda mecbur kaldın gittin gidiyorsun almaya. Değerli arkadaşlarım bu kürsüde 128 milyar doları sorduk. Bana niye soru sorar? Soru, soruyorsunuz diyor. Kardeşim sen Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben diye çıkıp konuştun. Zaten bu memlekette bir tek sana soru sorulacak. Diğerlerinin bir yetkisi yok ki. Bakanın mı yetkisi var? Yok. Genel müdürün yetkisi var? Yok. Şube müdürünün mü? Hayır yok. Genel müdürlerin mi? Yetkileri yok. Talimatın gereğini yapıyorlar zaten. Tek adam hükümeti demiyor musunuz? Onlar diyorlar tek adam hükümeti. Yani şahsım devleti. Şahsım hükümeti diyor. E peki şahsın hükümetinden soruyu kime soracağız? Sana soracağız. 128 milyar doların nasıl nerelere peşkeş çekildiğini nereden öğreneceğiz? Merkez Bankası başkanı konuşamaz. Mümkün değil. Hazine ve Maliye'den sorumlu olan bakan mümkün değil konuşamaz. Eğer saraydan bir kağıt gelirse al bunu oku derler. O çıkıp okuyacak. Kime soracağız? Odacıya soruyorum. Arkadaş sen buradan pay aldın mı? Nereden diyor? Manava soruyorum. Sen 128 milyar dolardan pay aldın mı? Dalga mı geçiyorsunuz diyor. Emekliye soruyorum. Kahveciye soruyorum. Pastacıya soruyorum. Minibüs şoförüne, kamyon şoförüne, otobüs şoförüne soruyorum. Apartman görevlisine soruyorum. Sanayiciye soruyorum. Arkadaş siz bu 128 milyar dolardan en azından bir 10 dolar aldınız mı? Hayır efendim diyorlar. Emekliye soruyorum. Dalga mı geçiyorsun diyorlar. Kim aldı bu parayı? Kim aldı bu parayı? Sormak zorundayız değerli arkadaşlarım. Bakınız 128 milyar dolarla ne yapılabilirdi? Daha önce açıkladım. Bu kürsüden açıkladım. Bakın 10 milyon işsiz vatandaşımıza bir yıl boyunca her ay üçer bin lira para verebilirdiniz. Ama bitmiyor. 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcunu sıfırlayabilirdiniz faizleriyle beraber. Gene para bitmiyor. Çiftçilerin Bankalardan aldıkları kredilerin tamamını sıfırlayabilirdiniz. Gene para bitmiyor. Mikro işletmelerin yani kobilerin 16 milyar liralık kredi borcu var. Onu da tamamını ödeyebilirdiniz. Gene para bitmiyor. Yoksulluk sınırı altında olup 1 milyon 600 bin hane var. Bunların bir yıl süreyle doğalgaz parasını ödeyebilirdiniz. Gene bitmiyor. Biontech aşısı getirebilirdiniz. Her vatandaşa iki sefer yapabilirdiniz. Bunun için 50 milyon vatandaşımız aşı olabilirdi. Gene para bitmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda internete erişemeyen, EBA'ya erişemeyen 4 milyon evladımıza en gelişmiş bilgisayarı, tableti alırdınız. Gene para bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca biner lira veriyorlar. 806 bin esnafımıza bırakın biner lirayı. Her ay bir yıl süreyle 3 bin lira para veriyorsunuz gene bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca biner lira alan basit usul dışındaki esnafa da yine her ay 3 bin lira para verseniz bir yıl süreyle yine para bitmiyor. Devletten 3 ay boyunca sadece 3 ay biner lira para alan 26 bin müzisyene her ay bir yıl süreyle 3 bin lira para verseniz yine para bitmiyor. Ne kadar kalıyor biliyor musunuz? 467 milyar lira para daha kalıyor. Paranın büyüklüğü bu işte. Resmen devletin soyulduğu buradan belli. Bunu soruyorum. Afişleri indiriyor soru soramazsınız. Bana hakarettir diyor. Niye sana hakaret olsun kardeşim? Niye sana hakaret olsun? Sen her önüne geleni, seni eleştireni, bana hakaret ediyor diye eğer suçluyorsan o koltuktan derhal ayrılacaksın kardeşim, ayrılacaksın. Hesabını vermiyorsan ayrılacaksın. Devleti yöneten insanlar aynı zamanda milletine hesap verirler. Aksi halde milleti küçünterler. Kibir buna engel olur. Beyefendinin kibiri var. Niçin soruyorum değerli arkadaşlarım? 10 milyon 219 bin işsizimiz adına soruyorum. 10 milyon 219 bin işsizimiz adına soruyorum. Nerede 218 milyar dolar? Son iki yılda çalışırken işinden olan 2 milyon 918 bin yeri size soruyorum. Onun adına soruyorum. Nerede bu para? 1 milyon 953 bin esnaf adına soruyorum. Nerede 218 milyar dolar? Efendim? 128 milyar dolar. 2 milyon 83 bin çiftçi adına soruyorum. Nerede kardeşim? 128 milyar dolar. Paraları da o kadar çok ki biz de şaşırıyoruz artık. <laughs> Onlar çok paraya alışmışlar. Bizim öyle şeyimiz yok. Allah'a çok şükür. 858 bin kamyon şoförü adına soruyorum. Nerede 128 milyar dolar? 100 bin 575 taksici adına soruyorum. Nerede 128 milyar dolar? 13 milyon 264 bin emekli dul ve yetim adına soruyorum. Nerede 128 milyar dolar? sayıları bir milyona yaklaşan apartman görevlileri için soruyorum. Onlar da buradan iş nasiplerini almadılar. Nerede bu 128 milyon milyar dolar? Asgari ücretin aylık geliri, asgari ücretin üçte biri olan, üçte biri olan 9 milyon 80 bin 521 kişi var Türkiye'de. Aylık geliri asgari ücretin üçte biri. Yani aylık geliri 1192 lira. Bu 9 milyon 80 bin kişi adına da soruyorum. Nerede bu 128 milyar dolar? Dul ve yetim aylığı alanlar var. 3 milyon 692 bin 788 kişi. Onlar adına da soruyorum. Nerede bu para ve neden bu para ortalıkta yok değerli arkadaşlarım. Şehit yakınları, gaziler adına da soruyorum. Nerede bu 128 milyar dolar? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için soruyorum. Nerede bu 128 milyar dolar? 50.278 muhtar adına soruyorum. Onlar da buradan hiçbir şey almadıklarını söylüyorlar. Nerede bu 128 milyar dolar? Biz bunu öğrenmek zorundayız değerli arkadaşlarım. Bir örnek daha vereyim. Vatandaşlarımız 128 milyar dolar nedir? Ne anlama geliyor diye. 128 milyar doları 83 milyona bölersek yani yeni doğan çocuktan en yaşlımıza kadar bölersek 1542 dolar düşüyor adam başına. Yeni doğan çocuğa da 1542 dolar. 5 kişilik bir aile düşünün. Aile başına 7710 dolar düşüyor. Bunu 8 ile çarpın kuru üzerinden her aile başına düşen 61.680 Türk lirası. Bu para nereye gitti? Bu parayı öğrenmek zorundayız. Bunu sormak her namuslu vatandaşın görevidir. Bir daha altını çizeyim. Bunu sormak her namuslu vatandaşın görevidir. Bunu sormak her ahlaklı vatandaşın görevidir. Bunu sormak inanç sahibi olan, Allah'a inanan herkesin görevidir. Herkesin görevidir. Eğer kul hakkı en büyük günahsa, yüce yaratan kul hakkıyla önüme gelmeyin diyorsa, 128 milyar doların hesabını bu sarayda oturanların vermesi lazım. Eğer hesabını veremiyorsan sandığı getir kardeşim, korkma, sandığı getir, namusunla git bari. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar.